Peki değil arkadaşlar mi? Bir skandal, böyle bir kaos bir çiftimiz var. Rasim Ozan Kütahyalı ve Nagihan Alçı. Boşandılar, 13 yıllık evlilik bitti. Sonra Nagihan çıktı dedi ki benim dedi bir sevgilim var Yunanlı. Diplomat dendi, adam Yunan ajanı çıktı. Bir detaylar gelsin ekranlara, sonra konuşalım. Nedir bu Yunanlı ajanın arkasında yatan? Eski eşi Rasim Ozan Kütahyalı'nın telefonunu çalması sonrasında 10 yıla kadar hapis cezası istenilen Nagihan Alçı'nın şimdi de Yunan asıllı sevgilisinin Yunan ajanı olduğu iddia ediliyor. Hırsızlık suçundan 10 yıl hapsi istenen Nagihan Alçı, Rasim Ozan Kütahyalı'nın telefonunu neden çaldı? Sevgilisine bilgi mi sızdırıyor? Rasim Ozan Kütahyalı ve Nagihan Alçı 2010 yılında dünya evine girdi. İki kızları olan ünlü çiftin özel hayatları her zaman merak konusu oldu. Aradan geçen 13 yılın ardından Nagihan Alçı ve Rasim Ozan Kütahyalı sürpriz bir kararla evliliklerini sonlandırdı. Ayrılık kararıyla gözlerin üzerine çevrildiği ikili her medeni çift gibi dost kaldıklarını duyurdu. Güzel, dostça. Anlaşmalı boşandınız. Ayrılık sonrası konuk olduğu bir programda konuşan Nagihan Alçı, evliliği hakkında samimi itiraflarda bulundu. Suçlayıcı olmak istemem diyordu ama Yunanlı bir diplomatla birlikte olduğunu açıkladıktan sonra işler değişiyordu. Yunan sevgiliden sonra dost olan Rasim düşman oldu. Nagihan Alçı'nın diplomat sevgilisi Yunan ajanı çıktı. Yunan diplomatın konsoloslukta istihbarat görevlisi olduğu ortaya çıktı. Deyim yerindeyse açığa çıkan istihbarat sorumlusu apar topar Atina'ya geri çağrıldı. Nagihan Alçı casusluk oyununa alet mi oldu? Alçı bu kez sevgili tercihiyle dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Yunan ajanının Türk basınında etkili bir isimle birlikte olarak bilgi sızdırdığı iddiaları çok konuşuldu. Rasim Ozan Kütahyalı'dan Nagihan Alçı'ya hırsızlık suçlaması. Eski eşi tarafından fiziksel ve psikolojik şiddet uygulamakla suçlanan Kütahyalı şoke eden bir iddiada bulundu. Yunan ajanla sevgili olan Nagihan Alçı, Rasim Ozan Kütahyalı'nın telefonunu çaldı. Alçı 7 Haziran 2024 tarihinde ortak konutlarına girip Rasim Ozan Kütahyalı'nın telefonunu aldı. Olay Kütahyalı'nın şikayetiyle ortaya çıktı. Nagihan Alçı'nın ifadeleri çelişkili bulundu. 10 yıl hapsi istendi. Hazırlanan iddianame sonrası savcılıkta ifade veren Alçı, Kütahyalı'nın üçüncü kişilere kendisi hakkında söylemlerde bulunduğunu ve bunların ispatı için de cep telefonunu başsavcılığa teslim ettiğini iddia ederek kendisini savundu. Ancak iddianamede Nagihan Alçı'nın savunması kabul görmedi. İfadesinde çelişkiler mevcut olduğu ve savunmasına itibar edilmesinin mümkün olmadığı belirtildi. Alçı'nın Kütahyalı'ya ait cep telefonunu ortak ikametlerinden almak suretiyle üzerine atılı hırsızlık suçunu işlediği ve hakkında kamu davası açmaya yeterli delil elde edildiği belirtilerek bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması talep edildi. Sosyal medyada çok konuşulan Nagihan Alçı yorumları, Yunan sevgili ve cep telefonu hırsızlığı haberlerinin altına sosyal medya kullanıcılarından onlarca yorum geldi. Bir kullanıcı haberi, hep bir taktik, hep stratejik ilişkiler, vicdan yok, kalp yok, ruh yok, menfaat var, kredi kartı var, istihbarat var, prim var, iğrenç diyerek yorumladı. Alçı'ya tepki gösteren bir diğer kullanıcı da Yunanlı mı, üstelik elçilikten, ne casusluğu kaldı ne ajanlığı dedi. Habere yorum yapan bir başka kullanıcı, evet istihbarat şov izliyoruz derken bir diğeri, sen Yunan casusla sevgili olacak kadar ne yaşadın acaba diyerek soruyordu. Şimdi Nagihan Alçı bir YouTube programına konuk olup, bundan 4-5 ay önce oluyor bu. Bu Yunan diplomat sevgilisini açıklıyor. Altında bir yorumlar var. Biz şimdi bu konuya nereden geldik? Bak inanamazsınız. 10 bine aşkın yorum var. Tek bir tane olumlu yorumu yok. Yani kadın o kadar yaptıklarıyla o kadar insanın ahını aldı ki o yüzden sevilmiyor. Demişler ki kötü yorumları ciddiye almayın. Çünkü daha kötü yorumları hak ediyorsunuz Nagihan Alçı.
Şimdi Nagihan Alçı Türkiye'de bir gazeteci ve sırf konuşulmak için yaptığı o sivri çıkışlar ve altını dolduramadığı iddialarla hep gündeme gelen bir isim. Evlilik desen zaten skandallarla dolu. Boşanma ayrı skandallarla dolu. Şimdi bu Yunan ajanıymış sevgilisi. Ya bildiğiniz istihbaratçı. Şimdi Nagihan Alçı'nın hangi sözüne kim inanacak bu saatten sonra, ben bunu çok merak ediyorum, değil mi? Çünkü hani siyasi konuşmalar yapıyor, işte iddialı açıklamalar yapıyor falan. Bu bilgileri nereden alıyor? Acaba Rasim'in telefonundan mı almaya çalışıyor? O bilgileri kimlere sızdırmaya çalışıyor? Kimlerle ne bağlantısı var Nagihan Alçı'nın? Bunun araştırılması gerekiyor. Çünkü önemli bilgiler olduğu söyleniyor o telefon kayıtlarında da. Dolayısıyla Nagihan Alçı'nın artık bu saatten sonra kendini nasıl ifade edeceği hakkında hiçbir fikrim yok. Zaten çok da güvenilir bulunan bir isim de değil medya sektöründe. Nagihan Alçı, evet, gazetecilik geçmişinde çok sivri çıkışlarıyla, çok sivri yorumlarıyla her zaman dikkati çeken bir isim olmuştur. Ve bazen de çok büyük eleştirilere sebep olmuştur. Kendisi de yerden yere vurulmuştur. Yaptığı haberlerle, yaptığı yorumlarla zaman zaman. Ne yazık ki inişli çıkışlı bir meslek hayatı vardır Nagihan Alçı'nın. Ben öncelikle şunu söyleyeyim. Bir gazetecinin bir yabancı diplomatla özel ilişki kurmasına bir gazeteci olarak karşıyım. Çünkü bütün yabancı diplomatlar, elçiliklerde ve konsolosluklarda görevli bütün yabancı diplomatlar orada görülen işlerinin dışında ülkelerinin menfaatine casusluk yaparlar. Bu, yani tekrar bunu ispat etmeye, yok şudur yok budur demeye gerek yok. Bu böyledir. Bütün dünyada bu böyledir. Bu defalarca ispatlanmıştır. Ve Nagihan Alçı'nın sevgilisi olan bu kişi de Yunanistan için Türkiye'de Yunanistan'ın menfaatine bilgi topluyordur. Kendi normal işinin yanı sıra. Şimdi özel ilişkide bulunduğu insan bir gazeteci. Türkiye'de öne çıkmış bir gazeteci. Dolayısıyla o gazetecinin elde ettiği bilgileri sevgilisinin ondan almaması mümkün değil. Evde konuşurken, diyalog, bir siyasi olayı yorumlarken ona oltada atabilir. Ona sorularda sorup cevaplarını alır ve her gün düzenli olarak bu casuslar ülkelerine rapor yazarlar. Yani Nagihan Alçı kim bilir kaç kere raporlanmıştır diye düşünüyorum. Bu biz 60'lı yıllarda Ankara'da oturuyoruz. Babam rahmetli Hakim Albay Hidayet Özcan o zaman Genelkurmay baş savcısı, Genelkurmay'da. Ve bir gün bize dedi ki, evimize dedi, şu gün Bulgaristan ateşesi albay işte gelecek, yemeğe gelecek eşiyle birlikte. Allah Allah dedik. Babam da dedi ki görevlidir. Ben üstlerime bildirdim. Onlar da tamam ağırlayın dediler dedi. Ve geldi albay. Hiçbir tanışıklığı yok babamın adamla. Adam babamı işte makamından arıyor. Böyle böyle istekte bulunuyor. Sonra yazılı yazın diyor babam. Yazılı geliyor ve geliyor. Bize geldiğinde bayağı bir aile dost sohbeti gibi geçiyor ama arada öyle sorular soruyor. Ben 13-14 yaşındayım ve aklımda öyle sorular soruyor ki adam. Babam da tabii ona olduğunca cevap veriyor. Yani sanki aile sohbeti yapıyormuş gibi. Ama her şeyimizi öğrenmeye çalışan. Ve eminiz ki o ertesi gün raporlandık. Yani Bulgaristan'a rapor yazılı. Bunların işi görevi bu. Ve sosyal bir faaliyet içindeymiş gibi gittikleri ülkede doğal bir aile ziyareti, bir sosyal etkinlikteymiş gibi işlerini de yapmaya devam ediyorlar. Yani Nagihan'da da burada bu adam Nagihan'ı sevgili olarak kendisine ayarlarken, seçerken mutlaka... Yani burada bir stratejik ilişki durumu var. Nagihan'da nasıl tuzağa düştüyse, tuzağa düştüğüne eminim. Nasıl tuzağa düştüyse, nasıl bu aşk oyununa geldiyse... Ne aşk oyunu ya? Arkadaşlar... Bir kere yani, Nagihan Alçı'yı burada izleyip de onun yaptığı bu ülkeye verdiği zararları, yorumlarıyla ve o manipülasyonlarıyla verdiği bu ülkeye zararları gören bir Türk erkeği Nagihan Alçı'yı ne yapsın ya? Rasim Ozan Kütahyalı kurtuldu zaten. Bu kadınla zaten Yunan birisi olsa olsa birlikte olur hakkında bu kadar ülkede yapmış olduğu kaos ortamını oluşturduğu için. Şimdi Rasim Ozan Kütahyalı ile evlilikleri bittikten sonra Nagihan Hanım'ın açıklamaları bende şok etkisi yaratmıştı. Bugün gibi hatırlarım. Evliliğinin içerisinde şimdi baktığımız zaman aydın insanlar diyoruz, değil mi? İşte okurlar, yazarlar diyoruz. İşte Türkiye'nin siyasetini konuşurlar, öngörülerde bulunurlar diyoruz. Ama aile içerisinde
yaşanılan veya kendisinin öyle iddia ettiği şeyler inanılır gibi değildi. Yani bunun içerisinde psikolojik baskı gördüğü, ondan sonra bedensel şiddet gördüğü eşi tarafından. E madem sen bu kadar bunları görüyordun da niye bunca yıl o zaman çektin? Neden yani, değil mi insan, hani ben kadınlara buradan söylüyorum. Vallahi eşinizden bir tokat bile yeseniz, bir günlük bile evli olsanız derhal boşayın yani o insanı. Değil mi? Neden bu kadar çekersin? Yani söyledikleri hiçbir zaman işin davranışlarıyla örtüşmedi. Bir de bir şeye takıldım. Nagihan Hanım etiketlere çok önem veriyor. Bir kişi hakkında konuşurken o bürokrat. Anlatabiliyor muyum? Yani bence etiketlere takılmamak lazım. Bir erkeğe önce merhametine, sonrasında onun gerçekten nasıl bir adam olduğuna bakmak lazım. Mevkiler gelir geçer. Yani siz şimdi benim demin söylediğime itiraz ederken Nagihan Alçı'nın burada bu ilişkide bir menfaati olduğunu mu söylemek istiyorsunuz? Yani bir abicim, aşk oyunu tuzağına düşmeden Nagihan Alçı da bilerek bu adamla, bu Yunan casusuyla ilişkiye evet dedi mi demek karşılıklı istiyorsunuz? Karşılıklı stratejik bir ilişki olduğu aşikar şu an. Evet. Stratejik. Evet. Stratejik. Nagihan Alçı'nın menfaati ne olabilir bu ilişkiden? O kadar ah aldı ki, o kadar insandan ah aldı ki, bu Türkiye için o kadar kötülükler yaptı ki, o yüzden Nagihan Alçı'ya hiç kimse acımayacak. Valla Nagihan Alçı'nın fonlandığına dair bile iddialar var yani sosyal medyada. Bakın. Bu kadar niye konuştuk ki Nagihan Alçı'yı? Nedir etiketi? Yani, evet. Nedir titri yani? Ünvanı nedir?